Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem'den. Arkadaşlar 2022'yi geride bıraktık. 2023 yılını hep beraber girdik. Hep beraber diyorum takipçilerimle. 2022 yılında yaptıklarımızı şöyle bir gözden geçirdim. Bu ilk videoyu çekmeden önce ve 2023 yılında yapacaklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Önerileriniz veya talepleriniz olursa lütfen benimle paylaşın. 2022'de hatta 2021'de yurt dışında yaşamak isteyenler için güzel videolar paylaştık. Yurt dışında yaşamak isteyenlere, özellikle İngiltere'de yaşamak isteyenlere, İngiltere'deki yaşam şartları, vizelerle ilgili bilgiler ve buraya gelirlerse karşılaşacakları güçlükler, güzellikler, paylaşımlar yaptık. 2023 yılına başlarken de konularımızı 5 ana konu olarak toparladım. Tabii ki yurt dışında yaşamak isteyebiliriz. Daha doğrusu hepimiz iyi şartlar altında yaşamak istiyoruz. Onun için de hayallerimiz var. Ama bazen hayallerimiz gerçekleştirilebilecek hayallerin dışında olabiliyor. Onun için biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. Biliyorsunuz çok sevdiğimiz bir laf var. Hayaller Paris, gerçekler burası diye. Yurt dışında yaşamak için gerekli şartlara sahip miyiz? Buna objektif olarak bakabiliyor muyuz? Bu şartları elde etmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bununla ilgili videoları paylaşmaya devam edeceğim. Daha önce de paylaşmıştım. İsterseniz kişisel gelişim deyin, isterseniz motivasyon videoları deyin. Bu videolar gelecek 2023'te. İkinci ele alacağımız konu vizeler konusu. Yurt dışında yaşamak için, bir başka ülkede yaşamak için vize gerekiyor Türk vatandaşlarına. Dolayısıyla vize konularını her ne kadar bundan önce elden geçirdiysek de bunu birazcık daha sistematik bir şekilde yapacağım 2023 senesinde. Güncellemeleri size anında ileteceğim. Her zaman yapıyorum bunu zaten. Fakat oynatma listelerine koyduğum bilgileri, özellikle de video isimlerini birazcık daha net ve açık olarak yapacağım ki arzu ettiğiniz bilgiye, ihtiyacınız olan bilgiye daha net ve daha kısa yoldan ulaşabilin diye. Bunun için kanalıma abone değilseniz arkadaşlar muhakkak abone olun. Takip bildirim zilini de aktive edin. Bundan sonra çıkacak olan videolarım sizler için önemli videolar olabilir. Üçüncü madde, üçüncü ele almak istediğim konu İngiltere'de yaşam. Tabii ki buraya gelmek istiyorsanız her ülkeye giderken yapmanız gereken şey o ülkedeki yaşam biçimini, kültürü gözden geçirmek, gitmeden önce bir hazırlık aşamasından geçmek. Ben İngiltere ile ilgili, İngiltere'de yaşamla ilgili bilgiler vermeye çalıştım ve bu bilgilere devam edeceğim. Şimdiye kadar yaptığımız paylaşımlarda nerede yaşanır, işte kültür nedir, marketler, alışveriş falan gibi bilgiler, günlük hayattan bilgiler vardı. İhtiyacınız olan bilgilerle tekrar devam edeceğim güncelleyerek. Bir diğer konu, dördüncü olarak bu kanala almak istediğim konuklarımız olacak arkadaşlar. Değişik konularla ilgili size faydalı olacağını düşündüğüm değişik konularla ilgili konusunda uzman arkadaşlarımızı zaman zaman kanalıma davet edeceğim. Videolarımızda konuklarımız olacak. Ve son olarak hepinizin biliyorum beklediğiniz Kasım ayında galiba ya da Aralık ayında danışmanlık 3 kişiye danışmanlık hizmeti vereceğim demiştim. Ocak, Şubat ve Mart ayları için 75 falan kadar bir müracaat oldu. E-maillerin hepsini derledim ama henüz değerlendirme yapmadım. Değerlendirme yaparken ilk önce beni takip eden takipçilerim arasından seçeceğim. Takipçilerime haksızlık olmasın diye. Genel sorulardan da faydalı olacağına inandığımı, bütüne faydalı olacağına inandığım soruları videolarımda yine paylaşmaya çalışacağım veya direkt cevap vereceğim. Onun dışında danışmanlık hizmetlerine ara ara bu tarz hizmetleri yapmaya da devam edeceğim. Tekrar söylüyorum, eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hepinize çok güzel bir yıl diliyorum. Başarılı bir yıl diliyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. Videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.